Evet, artık yılın son haftasına başladık ve ne yazık ki yılın o son haftası acı hem de çok acı gelişmelerle başladı. 12 vatan evladı, 12 fidan toprağa düştü, 12 baba ocağına ateş düştü. Türkiye şehitlerini ağlıyor, Türkiye şehitlerini son yolculuğuna uğurluyor. Her biri birer evlat, birer vatan evladı ve Türkiye ne yazık ki böylesi acı bir hafta sonunu geride bırakıp yeni haftaya da işte bu gelişmelerle başlıyor. Sözlerin boğazlarda düğümlendiği bir hafta oldu. Peş peşe gelen çatışmalarda yaşamını yitiren, şehit olan askerlerimiz son yolculuklarına uğurlanıyor. Bugün de yine acı dolu cenaze törenlerini göreceğiz ve sizlerle paylaşacağız. 6 şehidimizi son yolculuğuna uğurladık. Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen törenlerle. Efendim, burası Yozgat. Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençekilit Harekatı bölgesinde üst bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerimiz şehit olmuştu. 6 farklı ilde, 6 farklı evde şehit acısı yaşanıyor dedik. Dualarla, gözyaşlarıyla şehitlerimiz son yolculuklarına uğurlanıyor. Ahmet Aslan, piyade uzman çavuş Ahmet Aslan. Aslan'ın cenazesi Şırnak'ta düzenlenen töreninin ardından memleketi Sorgun ilçesine götürülmüştü. Aslan için ikindi namazı sonrası belediye meydanında cenaze töreni düzenlendi. Törende şehidin annesi Esengül, babası Sedat ve eşi Döndü Aslan gözyaşlarına boğuldu. Şehidin 3 yaşındaki kızı Asya Mina Aslan, ki az önce fotoğrafını gördünüz, babasıyla çekilen fotoğrafını gördünüz. Mina törene gelmedi, getirilemedi. Şehit Aslan'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Acının düştüğü bir diğer ilse Mardin oldu. Çatışmada şehit olan piyade sözleşmeli er Cebrail Dündar. Dündar'ın cenazesi baba ocağı Mardin'e askeri uçakla götürüldü. Şehidin eşi Semanur Erdemir Dündar, "Sana nasıl kıydılar?" diyerek uzun süre gözyaşı döktü. Ola, dön! Şehit Cebrail Dündar kılınan namazın ardından ebedi yolculuğuna uğurlandı gözyaşlarıyla. Sözleşmeler Cebrail Dündar 8 Şubat 1998 tarihinde Mardin'in Kızıltepe ilçesinde doğmuştur. Yüreği yanan bir diğer ilimiz de Gaziantep oldu efendim. Saldırıda şehit olan piyade uzman çavuş Abdülkadir İyem son yolculuğu için baba evi Gaziantep'e götürüldü. Şehidin cenazesi gözyaşları ve ağıtlarla son yolculuğuna uğurlandı. Şehit olan piyade sözleşmeli er Semih Yılmaz'ın cenazesi de memleketi Kırıkkale'de düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. İkindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi Kırıkkale şehitliğinde toprağa verildi. Evet, Türkiye'nin yüreği yandı. Sadece 2 günde 12 askerimizi şehit verdik. Hafta sonu işte böyle bir hafta sonu, acı dolu bir hafta sonundan bahsediyoruz. Şehitlerimiz son yolculuklarına uğurlanıyor, uğurlanmaya devam ediyor. Bir diğer cenaze törenine götüreceğiz şimdi sizi. Piyade er Enis Budak. Enis Budak için düzenlenen cenaze törenine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı. Özgür Özel'in katıldığı o cenaze töreni sırasında bir grup, o cenaze töreni için oraya gelen ama belli ki geliş amaçları farklı olan bir grup provokasyon girişiminde bulundu. Özgür Özel'in de katıldığı o cenaze töreni sırasında Özgür Özel'i hedef alan sesler yükseldi. O sırada
bir şehit yakınının sesi duyuldu. Sağduyulu bir sesti ve şöyle söyledi. Buraya gelen herkes misafirimizdir. Her misafirimiz bizim baş tacımızdır. Şehidimize saygısızlık etmeyin ve bırakın da acımızı yaşayalım. İşte o görüntüler. Misafirimizdir, başımızın tacıdır. Burada şehidi mahcup etmeyelim yani. Herkes insanımızdır. Lütfen sakin olalım yani. Bırakın yasımızı yaşayalım. Herkes başımızın tacıdır, misafirlerimizdir. Lütfen. Değerli cemaatimiz. O kadar önemli sözlerdi ki onlar. Her misafirimiz bizim baş tacımızdır. Ve şehidimizi mahcup etmeyelim, acımızı yaşayalım, acımıza saygı duyun dedi o şehit yakını. Ve yaşanabilecek çok daha büyük olayların da önüne geçen sağduyulu sözlerdi. İşte güne ve geceye damga vuran o sözler ve o görüntüler değerli izleyiciler. Türkiye şehitlerinin son yolculuğuna uğurluyor. Bugün de uğurlamaya devam edeceğiz. O acı dolu cenaze töreninden ayrıntıları da yine bu ekranlarda sizlerle paylaşacağız. Gazetelere de bakalım. Yaşanan bu büyük acının gazetelerdeki yansımalarına da bakalım. Bakın işte Cumhuriyet Gazetesi az sonra konuşacağız. Bir yandan da bu yaşanan gelişmelerin ardından 12 askerimizin şehit verilmesinin ardından bir bildiri tartışması yaşanıyor.